Ne böyle fuarlar var mı acaba? Tabii bizde de fuar oluyor. Bizimki de Mart başında oluyor. Mart'ın 13'ü gibi başlıyor. Adı Estetik ne? ve güzellik fuarı oluyor. Lütfü Kırdar'da oluyor fuarımız. Bizimki Mart'ta. Hayır. Bizim... Siz öbürünü mü kaçırdık diyorsunuz bize? Daha var, daha var. Bizimkinde de bol Mart'ta işte. mankenler var. Bizim fuarda da bizim sektörümüzde yeni çıkan bütün işte cilt bakım ürünlerini, zayıflama cihazlarını, işte lazer epilasyon cihazlarını hepsinin tanıtımı yapılıyor. Fuar bayağı hareket ediyor. O dönemi biz de çok heyecanla bekliyoruz. Çünkü yeni gelen şeylerin hepsi o dönemde tanıtılıyor. Dolayısıyla biz de merkezlerimize yeni katmış oluyoruz o fuardan sonra. İlgi de oluyor değil mi? Tabii ki Olmaz çok mı? Olmaz mı? fazla. Çünkü Evet. orada makyaj yaptırıyorlar değil mi? Bakım Tabii cilt için. bakımları yaptırıyorlar. Tabii. Cihazları kullanabiliyorlar. Onun dışında işte ünlü mankenlerin çoğu orada oluyor. Onları görmeye gelenler Görüyorlar. oluyor. Evet, bayağı güzel fuar geçiyor. Çok güzel, harika. Şimdi Pervin Hanım, sizinle lipo kaviti konuşacağız. Şimdi Sedat Bey kulağınızda belki Lipokavitasyon konuştuk. onu biliyorsunuz, Evet. evet. Bu Ama bu da lipo kaviti. lipokaviti dediğimiz sistem. Yine lipokavitasyon tarzı bir uygulama. Yalnız bundaki tek part iki cihazı bir arada kullanıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle lipokavitasyonda ultrasound enerjisi kullanarak bölgesel incelme sağlanmaktadır. Arkasından ya ayrı bir cihazı alınıyordu genelde. Bunda yalnız öyle bir şeye gerek yok. Kendi cihazın üzerinde ikinci bir başlığı daha var. Burada radyo frekans denilen cildi sıkılaştıran bir uygulama daha yapılıyor. Yani hep hastalarda şu tereddüt oluyordu. İşte yağlarım gittiği zaman acaba bende sarkma problemi olur mu? Cildim çok sıkı olmaz mı? Gibi problemlerle karşılaşıyorduk. Yani öyle sorularla karşılaşıyorduk. Şimdi hiç öyle tereddütleri olmaması gerekiyor. Arkasından çünkü cildi Yani bu sıkılaştıran... lipokavitasyondan daha mı iyi bir sistem, bir ileri sistem mi? Yoksa Hayır, ayrı bir... lipokavitasyon aynısı. Ben Aynısı. merkezimde zaten lipokavitasyonu kullanıyorum. Bu sadece daha gelişmiş olanı geldi şu anda. Hani 8-9 aydır lipokavitasyonu kullanıyorduk. İnanın sonuçları çok güzel, çok güzel geri dönüşümler Lipokaviti alıyoruz. oldu bunun adı. Değil Evet, mi? bunun adı da lipokavite Daha oldu. iyisi demek. Lipoka öyle Yok, lip, lipte durun. tripolar sistem lipokavitasyon diye geçiyor şu anda. Birazdan onların açıklamalarını yapacağım. Ayrımları nedir, tripolar nedir, onlardan da Hayır, bahsedeceğim size. yapmayacaksınız. Hayır, hayır. Hayır. Yok öyle bir şey. Yapacağım İnsan ama. yalnız bu yenilikleri beklerken gitmez de. Yapabilir miyim Ya bunun yenisi efendim? çıkar. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor zaten, değil mi? Evet. Yeni Aslında sistemler, teknolojiyle tabii beraber. ki öncelikle mesela bizler de kendimiz önce sonuca bakıyoruz. Mesela yeni bir şey geldiği zaman eğer bir öncesinden sonuç aldıysak ve buna bir şey eklendiyse, hani daha da güzel sonuç alacaksak, tabii ki hem hastanın talebi artıyor hem de alırken bize daha mantıklı geliyor bu tarzda sistemler. Yani çıktıktan sonra eğer çok uzak bir yere gitmeyecekseniz 10-15 dakikalık gibi bir yürüyüş istiyoruz. Veya asansör kullanmayın, işte merdivenle çıkmaya çalışın. Hani öyle ekstra bir spor falan yapmalarına gerek yok. Ama tabii kısa yürüyüşler yaparlarsa sonuç çok daha Daha yüz güldürücü daha iyi oluyor. olur, değil Evet. mi? Doğru. Hareket ederlerse, Tabii. yürürlerse, koşarlarsa. Nerede hareket, orada bereket. Kesinlikle, Gerçekten kesinlikle. ya, hep hareket aslında, değil mi? Özü hareket. Tabii ki, evet. Yani oturan beden kilo alır. Evet. Enerji sarf etmez. Tabii işte spor yapmaya başlıyorsunuz mesela. Spor salonuna gidiyorsunuz. Her şey çok güzel. Tamam, kilo veriyorsunuz. Çünkü metabolizma sizin artık bu enerjiyi sarf edeceğinizi kaydedip kendine her zaman bu hareketleri sizden bekliyor hale geliyor. Bıraktığınız zaman kilo almanın nedeni mesela bu. Evet. Alıştırıyorsun metabolizmayı işte gün haftada atıyorum 3 kere Hı-hı. 45 dakikalık kardiyo yapmaya. Bu sefer yapmadığın zaman Evet. almaya başlıyorsun. Evet. Şimdi burada ne alaka diyebilirsiniz. Spor salonlarından da bizleriz yani. Kadınlar Nesta kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Şu anda ekranın başına geçmiş olanlarınız olabilir. Konuklarımızı bir kere daha tanıtmak istiyorum sizlere. Konfeti Davet ve Organizasyon'dan Sema Hanım, hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Ve Lazer Line'dan Pervin Hanım, siz de hoş hoş geldiniz bulduk. tekrar. Ve Sedat Bey, siz de hoş geldiniz Sağ tekrar. Şimdi bir hatırlatmamız var, onu yapalım. Reklam arasında bizim konuklarımız çok şeker oldukları için sizlere hediyeler vermek istediler. Pervin Hanım, bize telefon eden, bilgi hattınız numarasınlar. Bilgi hattımı sizin. Arayabilirler. Evet, evet. Bilgi hattını arayan 20 izleyicimize. Aradığınızda. her versiyonu. İlk 20 izleyicimize lipokaviti yani. Bölgesel incelme sistemi bir seans. Bir hediye seans ediyoruz. Hediye ediyoruz. Yani gözlerinizde görün nasıl bir şey olduğunu istiyor Pervin Hanım. Bunu duyan Sema Hanım da. Oklavayı aldığı gibi. Oklavayla. Sema Hanım da internet sitesi üzerinden
altta Sema'nın konuşurken geçen bir internet sitesi var. Giren ve buraya tıklayan, buradan ürünlere sipariş veren sevgili izleyicimize program bitimine kadar %10 indirim yapma gibi bir hediye sizlere. Mesela kaç santim incelebiliriz biz? En az 2 santim, en fazla 12 santim incelen hastamız var. Ama bir seansta. Bir seansta. Bunun garantisini de şöyle veriyorum. 6 seans eğer bu sisteme, bizim dediklerimize uyacak şekilde gelen kişi 5 santim incelmeyene para iadesi bile yapıyoruz, öyle söyleyeyim size. Bir seansta 2 santim en az inceliyor. Onun dışında... Ya, ben bir anda böyle... Bir telefonumuz var, ona merhaba diyelim isterseniz. Olabilir tabii ki. Merhaba, iyi geceler. Merhaba. Ayfer Hanım. Evet benim. Nasıl tanıdım sesinizden? Ayfer. Ay inanmıyorum. Buyurun. Yine mi sizin tanıdığınız? Evet. Evet, Sema ile biz çok iyi işler yapıyoruz. Merhaba Sema. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim, çok şaşırdım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Seyrediyordum, bir arayayım dedim seni. Çok da mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çalıştığımız mekanlardan birindeki banket satıştaki arkadaşımız. Anladım. Yıllardır çalıştığım birçok organizasyonuma şahit olan bir arkadaşım. Evet, yani başarılı görünce, böyle bizim otelini görünce de orada böyle çok herkes evde gösteriyormuş ya, bizim otel falan diye. Ayrıca bugün benim kızımın doğum günü, Sema böyle çok güzel bir şemsiye hediye etti ona. Onu da böyle evde överek gösteriyorum. Çok güzel oldu. Canım nice seneler inşallah. Sağ ol, teşekkürler. Ayfer Hanım'la siz mi evlendirdiniz? Yok. Yok, o evlenmişti, ben onu tanıdım. Beraber çalışıyorsun sen. Beni evet, evlendirmiyordu evet. Ama o kadar çok düğün beraber yapıyoruz ki yani her düğünde sanki baştan evleniyoruz gibi. Evet. Ayfer de Yengeç Burcu, ben de Yengeç Burcu. İkimiz de gelin nikah masasına yürürken gözyaşları içerisinde falan izliyoruz gelini. Her düğünde böyle alıyoruz. Nasıl? Her gelinde al. Sulu gaz organizasyon değil mi? Ya gerçekten ama bakın dediğim gibi hani 6 ay gibi bir süreç geçiriyorsunuz. Hani tabii ki nadiren bunun içinde bir ayda, iki ayda ya da bir haftada tanıdığınız insanlar da oluyor ama 6 ay artık bir abla kardeş gibi oluyorsunuz. Gerçekten en yakınlarından daha yakın oluyorsunuz. Ve onlar için o kadar güzel bir şey yaratıyorsunuz ki onların gözündeki o mutluluğu görmek, onların mutluluğuna ortak olmak bizi de çok mutlu ediyor. Onları mutlu etmiş olmak. Tabii ki. Aynı zamanda. Doğru, çok doğru gerçekten. Ayfer Hanım, size iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Bay bay. Öpüyorum seni. Ayfer Hanım süper mi değil mi? Sanki cep telefonunu aramış gibi. Ne haber, ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapıyoruz orada? Ya bu gece benim için acayip sürprizlerle dolu oldu hakikaten. Asıl sürprizi şimdi yapıyoruz. Asıl sürprizi. Açılsın kapıyı. Bal kabağı geliyor. Şimdi araba Sedan geliyor. Sedan Bey'in geliyor. Sürprizi göreceksiniz şimdi diyormuş. Ferbin Hanım'cığım sözünüzü. Ferbin Hanım'da kaldı. Bu sistemde dediğim gibi sonucu hemen görüyoruz. En az 2 santim incelme, en fazla 10-12. Tabii bu kişi ne kadar kiloluysa, ne kadar bölgesinde yağ fazlalığı varsa incelme o kadar fazla oluyor. Her seansta bu incelme sürekli devam ediyor. Her seans geldiğinde incelerek devam edebiliyor. Onun dışında tabii ki diyelim ki bel kısmı 70 olan birisi. Her seansta 2 santim gitse bile çok güzel bir sonuç alacak. Tabii ki bunların ben bir seansta 7-8 santim inceleceğim diye bir şey beklemesi söz konusu olamaz. Yoksa bel kalmaz mantıken düşüneceğiniz zaman. Ne kadar o bölgede yağ fazlaysa o kadar incelme sağlanıyor. Tabii. Geçen bir doktoru izledim başka bir kanalda. Kadınlarda 88, erkeklerde 94 bel şeyi. Bunun üstüne çıkıldığı zaman tehlikeye başlamıştır dedi. Evet. Acaba doğru mu? Doğru, evet. Özellikle şey... Erkek... Ben hemen ölçtüm tabii yani. 194'ümü. Erkeklerde biliyorsunuz göbek bölgesinde eğer yağlanma fazla olursa kalp krizi riskini de arttırıyor. O yüzden bölgede ne kadar yaptırmak istediği bölgede ne kadar fazla yağ varsa... Bunun daha üstünde oluyor. 10-12 santim gibi incelttiğimiz bir seansta kişiler oluyor. Çok büyük bir rakam aslında. Zaten hediye de veriyorum. Geldikleri zaman kendileri gözleriyle görecekler. Onun dışında işlemden sonra bir de hani tek başına bir cihaz uygulamıyoruz. Mesela diyelim hasta bize gelip bunu yaptırdığı zaman arkasından ikinci bir sisteme ekstra bir ücret vermeden bunu da tamamıyla hastanın güzel sonuç alması için uyguluyoruz. Bu şekilde. Bölgeler aşağı yukarı bellidir zaten değil mi? Karın bölgesi, kalçalar herhalde. Evet, basen bölgesi. Kollar belki. Aha, kol bölgesi. Bacakların üstleri. Evet. Aha, ya uzmanım. Siz artık bayanlarla alıştınız. Vallahi kadınlar da ister yapa yapa. Biliyorsunuz değil mi?
Yani kiloyu verip de işte çok zayıflamış oluyor ama bir türlü göbek kısmı gitmiyor ya da basen kısmı gitmiyor. Bu tarzda olan kişiler rahatlıkla bu uygulamadan faydalanabilirler. Selülitlerde bu yöntemi kullanmıyoruz değil mi? Yok, selülitlerde de çok etkili. Yağ hücrelerine yönelik olduğu için dolaşımda zaten selülit dolaşım bozukluğundan kaynaklı için bu sisteme giren kişi ayrıyeten selülitlerinden de kurtulmuş oluyor. Harika. Peki böyle sarkma oluşuyor mu? Onu engelleyecek bir şey yapıyor mu? Hayır. Bu sistemin üzerinde tripolar radyo frekans dediğimiz bir sistem var. Kısaca ondan bahsedeyim isterseniz. Tripolar, eskiden bipolar ve monopolar denilen radyo frekans sistemleri vardı. Bunlarda cilt altı dokusu çok fazla ısıtılamıyordu ve de belli bir santime kadar etkili oluyordu. Tripolarda 3 tane kutup yer alıyor. Dolayısıyla hücreler arasındaki o boşlukları artık siz biliyorsunuz bunları. Evet, dolayısıyla bunda çok daha etkili. Buradaki amaç nedir? Normalde hepimizin vücut ısısı normalde 36-37 derecedir. Tripolar radyo frekanslı vücut ısısını 42-45 derecelere kontrollü olarak çıkartıyoruz. Yalnız vücut bunu 50'nin üzerinde bir derece olarak algılıyor. Dolayısıyla cilt kendini yanıyorum gibi zannediyor. Aslında yanmıyor. Ondan dolayı ciltte direkt kendini savunmaya geçtiği için bir cilt altında tamirat oluştuğunu düşünün. Ondan dolayı cilt çok fazla sıkılaşıyor. Kolajen dokuyu harekete geçiriyor. Bu şekilde. Şundan sonra herkes genelde dikkat etmeye başlıyor. Niye oram sarkmaya başladı? Niye kilo almaya başladı? Çünkü mesela o sıkılık bile kolajen doku cilde sıkılığını verendir. 25 yaşından sonra bu çok azalmaya başlıyor. İşte böyle kandırma yöntemleriyle, böyle tripolar sistemlerle tekrar kolajen dokuyu harekete geçirebiliyoruz. Belki o kandırma yemek yerken falan yapılsa da olur aslında. Sen şu an mesela... Sana şimdi yemek yolluyorum ama yemiyorsun. Kısımlarında yağlanma olabiliyor. O kısımlarını uygulayabiliyoruz. Şu belin şu pırtlar böyle. Evet. Tamam. Mış yani ben duyuyorum. Ben de yok da öyle şeyler. Öyle anlatıyor arkadaşlarım. Pırtladı buralarda. Böyle değil mi? Tutacak gibi oluyor buralarda. Evet. Çok doğru. Hakikaten çok güzel bir sistem. Yani şimdiye kadar birçok sistemi merkezlerimize tabii ki kullandık. Onda bizde de bekliyorsunuz şu kadar seans olsun. Siz gözlemleyebiliyorsunuz. Hasta onu çok göremiyor. İşte acaba ben de etkili olmuyor mu diye düşünüyordu. Bu sistemde hemen görülmesi de sonucun hemen alınması da çok güzel bir şey. Özel bir günü varsa bile kişinin elbisesine çok rahat giremiyorsa bir iki seans onu yaptırarak mesela o problemini giderebilir. O yüzden çok süper bir sistem. Anda güzellik merkezlerinde, polikliniklerde ve hastanelerde kullanılan tıbbi bir sistem çünkü. Evet. Öyle herkes yapamıyor. İzne herkes sahibi, yapamıyor. Yani mutlaka bir de bunda diyetisyen kontrolünden geçsinler. Çünkü o yağsız diyeti bizler diyet veremeyiz. O da yağsız diyeti diyetisyenin vermesi gerekiyor. Yani kafamıza göre yağ ölçülerini yapmadan, kas ölçülerini yapmadan bu sisteme alınması çok yanlış. Çünkü sonuçta diyelim kişi vücudunda yeteri kadar belki o dönemde su içmemiştir, susuz kalmıştır. Onda diyelim lenf drenaj sistemi de var içerisinde. Siz lenf drenajı aldığını düşünün, kişinin tansiyon problemi başlar. O vücudundaki